Java standındayız. Java markası geri döndü. Diğer modellerini çekeceğiz ama şu model benim çok hoşuma gitti. Java Perak. 350 cc motoru var, Bubber. Arkada bir hani artçı yok. Çok güzel makina. Hani böyle baktıkça bakasın geliyor, baktıkça bakasın geliyor. Euro 5 350 cc bir motor kullanmışlar. Motorun hacmini duyan diyor ki ya bu daha büyük değil mi? Çünkü motorun kalıbı, hacmi, tipi, şekli, şemali çok daha büyük hacimli bir aletmiş gibi aslında duruyor. Şöyle gelsene bende. Böyle bir gelsene. Şimdi boya kalitesi falan çok güzel. Ben onu çok beğendim. Bu arka tarafta böyle çok güzel bir stil belirlemişler. Vibre frenlerimiz var. Bu da yine güzel bir eklenti olmuş. Şimdi böyle yana doğru gel biraz. Yana doğru gel. Egzozu buradan çıkartmışlar. Diğer tarafta da aynı şekilde. Burada egzozu görüyorsun. Mesela bunun kapağı normalde daha modern bir kapak ama bloğun üstüne buraya kapak koymuşlar ki daha klasik bir görünüm elde etmek için. Yani buna uğraşmışlar. Bu çok güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Şuradaki gelen çizgiler falan çok güzel. Süspansiyon buradan geliyor. Bir onu çeksene. Detaylı yakın gir oraya. Süspansiyon buradan geliyor. Ya böyle her şeyini böyle zıplıyorum oradan oraya ama gerçekten baktıkça bir şeyler görüyorsun. Şu selenin kalitesini bir göstermek istiyorum. Ben hemen bir diğer tarafına geçeyim. Gel abi yaklaş biraz. Şu selenin kalitesini bir göstermek istiyorum. Çok güzel bir deri var burada. Büyük ihtimalle gerçek deri değil ama gerçek deri ise eğer gerçekten tebrik ederim. Büyük ihtimalle gerçek deri değil ama çok güzel boyamışlar. Çok düzgün duruyor. Konforlu. Güzel bir şey. Şurada arkada stopunu görüyorsun burada. Stop lambasını da buraya koymuşlar. Hoş yani. Çok güzel. Yukarı doğru gel. Şöyle dönerek gel. Deponun üstünü falan göstereceğim. Burada iki tane çizgi çok kabartmalı. Perak. Model ismini yazmışlar. Java biliyorsunuz Çekoslovak markasıydı. Perak Çekoslovak dilinde ne anlama geliyor bilmiyorum. Çekoslovak Çek Cumhuriyeti oldu galiba değil mi? İsmi değişti şimdi tabii. Çekoslovak'tı önceden. İki devletti. Sonra ayrıldılar. Gel bir kadranı bir göstermek istiyorum sana. Şimdi bunu çıkartmayacağım. Erdim. Erdim nerede? Çıkartabilir miyim diye soracaktım ama neyse. Kadranı böyle görüyorsun. Elcikleri de klasik bir tarzda yapmışlar. Etli bayağı böyle güzel. Aynalar, barend, gidon sonunda. Şöyle bir üstüne oturayım. Oturuşunu da bir görün. Yalnız çok güzel be. Vallahi. Böyle oturuyorsun. Oturuşu dik, rahat. Çok beğendim. Çok güzel duruyor. Java geri döndü ve güzel geri döndü. Bravo valla. Kendine ait, kendine has bir tasarım yapmış. Hani şu motosikletle ilgili yaşayacağınız tek sıkıntı bardan, kafeden sizin motosikletinizi çok beğenerek yanınıza gelen hanım ablaları bir yere götürememek olur herhalde. Başka bir problem yapamazsınız. Çok güzel gözüken, çok Java'ya yakışmış diyeceğim bir motor olmuş. Şu an için benim söyleyebileceğim bu kadar. Fiyatı kaç paraydı net hatırlamadım ama aşağıya yazarım. Sizin ekleyeceğiniz, merak ettiğiniz varsa Java Türkiye'den arkadaşlar rica ederim. Bu videonun altında onları cevaplattırmaya çalışırız. Şöyle çok kısa da bir speklerini gösterelim. Beygir rakamlarını gösterelim. Ondan sonra yukarıya doğru gel. Ve bitir. Ne oldu? Çalıştıracak mı? Oo güzel. Şunu da alabilir miyim? Bunu da çıkartabilir miyim? Gel. Oo, video tam bitiyor derken gel. Gel abi. Şunu bir açalım. Oo. Baksana şunun güzelliğine bak ya. Benzin göstergesini falan. Koşuna bak. Peki iyi de nereye sokacağız bu anahtarı? Yanda mı? Evet yanda. Bir de o kilit de yanda. Oo güzel. Bir sesini duyalım. Viteste. Tek silindirli olduğundan sesi bu şekilde. Şimdi sen çalıştığın zaman gürül gürül bir şey bekliyorsun ama öyle değil. Gel bir şuraya doğru arkasını çek, stopu çek. Farı da bir alalım, gösterelim, sonra bitirelim yavaş yavaş.
Farhal Hoca. Orada geçmişe sadık kalmışlar. Çok beğendim. Çok güzel. Vallahi çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum Java. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Başka söylenecek bir şey yok. Java, Perak bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.